Rus Kızıl Ordusu Ceddin dedeni çaldı. Evet. Onu da yarın hazırlayayım, onu göreyim. Yani Moskova inledi. Çok maşallah. Şahane maşallah. Siz de Kıbrıs'ı inletmiştiniz hocam. Osmanlı'dan sonra ilk defa maşallah. Evelallah maşallah. Mehter'in geldiği yere şefkat, sevgi, muhabbet gel demektir. Şeytanı dedirtir mehter müziği. Maşallah. Yani mehterin çaldığı yerde şeytan duramaz. Ben söyleyeyim. O müziğe hassastır şeytan yani. Kaçar. İnşallah. İnşallah. Şeytan kovalamak isteyen mehter çalsın. İnşallah. İnşallah. Ruslar mesela çok güzel bir millettir. Çok çok güzeller. Allah bereket versin, güzellik versin. Değil mi? Allah devletlerini baki kılsın. Tabii. Kıyamete kadar. İnşallah. Niye Rus devleti yıkılsın? İnşallah. Bilakis güçlensin. Halkı huzur içinde yaşasın. Kardeşim, uyuşturucudan çökmüş vaziyette. Her yerde vodkalar, içkiler, uyuşturucular şuna mı? Putin İslam'ın gelişmesini istiyor. Evet. Tek bu, bundan kurtulalım diyor yani, bu durumdan kurtulalım. Yani Hristiyanlık da gelişsin diyor ama Müslümanlık gelişsin diyor asıl. Ve gizli devlet politikası. Fakat yobazlığa karşılar. Mesela yani bu biraz yanlış anlaşılmasıyla söyleyeyim bilemiyorum da onların yanlış anlamasından oluyor. Bütün faaliyetleri yasak Rusya'da, dini, İslami faaliyetler. Bir tek bizim faaliyetimiz serbest Rusya'da. Yani Putin tek bize müsaade ediyor. Bütün her yerde kitaplarımız satılıyor. Evet. Alenen çalışma yapıyoruz. Alenen. Göğsümüz gererek. İşin açık tarafı doğru söylüyorsun, doğrusunu söyleyeyim. Rus gizli servisi kaç defa arkadaşlarımızın ifadesini aldı. Ve açık açık da söylediler. Biz sizi destekliyoruz. İstediğiniz gibi de faaliyet yapın dediler. Yani stiliniz, modelinizi çok beğeniyoruz dediler. Maşallah. Rus gizli servisi. Kaç defa arkadaşlarımız gözaltına aldılar. Yani gözaltına derken nezaketiyle. Hani buyurun beraber gidelim şey var. Uzun uzun dinlediler. Çok mükemmel buluyorlar metodu, yöntemi. Evet. İnşallah. Böyle bir Müslümanlığı istiyoruz diyorlar. İnşallah. İnşallah. Yani kin yok, nefret yok, kan dökmek yok. Şefkat, sevgi, modernlik, coşku, heyecan, sevinç var. E kardeşim aklında bir zor olması lazım bunu kabul etmemesi için bir insanın. Değil mi? Tabii. Bir sorun olmasa başka türlü açıklayamıyorum evet. Yani. Yahut çok cahil olması gerekiyor.